Biliyor musunuz? 189 bin askerimiz firar. 6 bin tanesi yüksek subay. 7500 tanesi az subay. 170 bin küsur firarın %60'ı resmi asker, kalanları katılmak istemiyorlar. Bunu kendilerine bu rakam verirken çok önemli bir şey. Yalnız bu Suriye'de de, yalnız Sünniler değil, bugün Hristiyanlar ve Aleviler buna katılmak istemiyorlar. Feryat ediyorlar. Beni arıyorlar. Diyorlar ki biz Alevi olarak, biz Hristiyan veya Süryani olarak biz kaçıyoruz. Çok hızlı geçtik, özür dilerim. Ordudan kaçanların sayısı kaç? Ordudan kaçanların sayısı 189 bin. 189 bin. Ordudan çıkanlar, hayır, kaçanlar. Bunlar firari %61'i deniyor firari. Kalanı tamam, katılmamak yani için. Yani 100 bin diyebilir miyiz yaklaşık? 100 bin yok. 175 bin civarında benim bildiğim subayla erler ordudan olan. Kaçanların kaçanlar, sayısı. Tabii. Yani bunun altını niye çizmek istiyorum ben, sözünü keserek? Türkiye'de sanki Esad'ı normal bir lider, orduyu da normal bir ordu ve orada özgür orduyu veya direnişçileri terör gibi gösterenler var. Daha önce sorduğumuz soru, şimdi beyefendinin vesilesiyle tekrar aynı soruyu soracağız. Suriye ordusunun mevcudu kaçtı zaten? Bunu ben... Yo, hiç önemli değil. Biliyorum, yaklaşık o önemli değil. Hangi normal ülkede normal ordudan teröristlerin lehine 150 bin, 200 bin kişi kaçar? Yani Türkiye'de bunu söyleyen bu rakamlarla şu anda rezil etti beyefendi onları. 150 bin, 200 bin ordudan kaçıp bir savaş mı? Terörse bütün ordunun terör yapması lazım, öyle değil mi? Yani bakın, gitmemeyi söylemiyoruz yani, orduya gitmekte tembellik edenler var. Her ülkede olur. Öyle. Bu ama en az 100 bin kişi ordudan kaçıyor. 175 yani bakın, bin kişi altı, Can Bey, Samir Bey çok önemli. 3 seneden beri Türkiye'de hayasızca yalan söylüyorlar. Diyorlar ki terörist diyorlar özgür orduya. Direnişçileri, Müslümanları terörist diyorlar beyefendi. Bakın 100-150 bin kişi... Ben bu insanlarla kendi halkımla savaşmam diyerek orduyu terk ediyor. Terk eden, bu çok önemliydi. Yalnız sizin bir kesim size. Değil, her kesimden bunu terk ediyor. Her kesimden bundan biliyorum uzaklaşmak ama üstünü çizmek, istiyor. Altını çizmek. Ama tabii bunların çok önemli bir bölümü. Düşünebilir misiniz? 6000'i yüksek subay. Yani yüksek subay dediğim albay ve üstü. Ya bunlar çok önemli noktalar, evet, üzerine duruyor. Peki şimdi bunlar hep karacılar falan mı, yoksa hava kuvvetlerinden, diğer taraflardan var mı? Bunlar her kesimden var. Hatta bugün Emniyet Genel Müdürü yardımcısı bile firar etmiş ve de sığınmış yurt dışına. Yani emniyetten de subaylar var, hava kuvvetlerinden de var, kara kuvvetlerinden de var ve bunların bazıları da her yerde, hatta bazıları da bugüne kadar yani açlık görmüş şimdi. Bu durumda ve İsveç'e bile sığınmak istiyorlar. Yani o zaman Esad'ın savaşacak ordusu kalmıyor yavaş yavaş, öyle mi? Aslında farkındaysanız savaşan orduların çoğu yabancıdır. Ya Hizbullah'tan veyahut İbni Abbas Irak'tan veyahut İran'dan ve hatta yüksek subaylar var başka ülkelerden. Farkındaysanız ya uçaklarla bombalıyorlar veyahut uzun menzilli ya füzelerle, Scott'la veyahut diğerleriyle veyahut hatta Katyuşalarla veyahut yine de uzun menzilli toplarla vuruyorlar. Yani karşı karşıya gelmektense daha uzaktan, çünkü gerçekten istemeyenler var ve içindeki çatlaklıklar var. Hatta kaçmak isteyenler niyetleri anlaşıldığı anda idam ediliyor anında Suriye'de ordudan.